Acaba bu tuş takımı nedir? Doğru söyleyin, aklınıza ilk duyduğunuzda hangi tuş takımı geldi? Eminim mizah yeteneği güçlü bir arkadaşımız yorumlarda şöyle yazacak: sanal tuş takımı. Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. 170 liralık fiyatıyla ve yarım mekanik tuş yapısıyla dikkat çeken bir klavye var elimde. Bugün sizlerle birlikte Türkçe tuş dizimine sahip semi mekanikal denilen bu Winner modelli klavyeyi inceleyeceğim. Hatta ve hatta sizlerle dostlarıma kırmızı mekanik tuş takımıyla acaba arasında nasıl bir fark var, performans olarak ne kadar fark etmiş onu göstereceğim. Şimdi derseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Standart kutu sunumuyla merhaba diyen ürünün detaylarına hemen kutu üzerinde rastlıyoruz. Aynı zamanda kitapçıkta da bulunmakta. Mat siyah renkli klavyede ilk izlenimim tuş yüzeylerinin yumuşak oluşu ve tuştaki baskıların tatmin edici seviyede yansıması oldu. Kavisli hatlara sahip Winner klavyede derin izler olmasa da klasik bir hava hakim. Bununla birlikte bilek destek ünitesi ve gövdesi standart plastik malzemeyle donatılmış. En azından bilek destek ünitesi bir tık daha yumuşak his barındıran farklı bir plastik anlayışla gelebilirdi. Ek olarak genel tasarımda farklı çizim ve esintiler olmasa da bu beklentiye klavye alt yüzeyinde rastlıyoruz. Kablo yolu, kaymaz ayaklar ve olası bir sıvı dökülmesine karşı görev alabilecek hava kanalları mevcut. Dostlarım, yükseklik ayarı yapabildiğimiz klavyede kauçuk ayaklara rastlamadım. Fakat alt kısımda bulunuyor, en azından kaymaz yapıyı desteklemiş. Ön yüzeyde büyük Rampage baskısı ve ek olarak logosuna rastlıyoruz. En azından logo ışıklandırılmış bir şekilde gelmekte ve parlak siyah yapısı çekici durmakta. Örgülü kablo ile gelmeyen klavyenin tasarımı hakkında şunu söyleyebilirim ki daha çok tuş takımına ağırlık vermişler. Aslında fiyatına göre günümüz beklentilerini karşılayabilecek bir havayı yansıtmakta. Sonuçta gökkuşağı efekti alttan aydınlatma yapısı var. Ayrıca fonksiyon tuşuyla farklı renk efektlerine de geçiş yapabilmekteyiz. İstersek de kapatırız. Işık şiddetinin orta seviyede olduğunu da belirteyim. Tuş yüksekliği, aralığı ve dokusu gayet yerinde. Özellikle basış hissiyatı sizin de hoşunuza gidecektir. Tasarımla alakalı yorumları daha çok sizlerle dostlarıma bırakmak istiyorum. Genelde internet kafelerde rastlayabileceğimiz uygun fiyatlı bir çözüm olarak konumlandırılmış olabileceğini düşünmekteyim. Beni daha çok tuş yapısı ve bilek destek ünitesiyle gelmiş olması cezbetmekte. Acaba performans olarak gerçekten nasıl? Bunu da çok merak ediyorum. Şimdi yarım mekanik tuşlara sahip bu klavyede 50 milyon tıklanma ömrü sunabilecek tuşların olduğu iddia edilmiş. Bu oran aynı zamanda bir mekanik klavyenin sunabileceği oranla aynı. Bunun sebebi ise şöyle dostlarım: geleneksel membran tuş takımına nazaran Rubber Dome denilen daha kaliteli ve dayanıklı kauçuk kubbe tasarımlı tuş yapısına yönelmeleri. Dome yapıda olan tuşların basış kuvveti mavi tuş takımına yakın diyebilirim. Tam böyle mavi ile kırmızı arasında konumlandırmışlar. Gelin şimdi tuşlara daha yakından bakalım. Görebileceğiniz üzere geniş sert plastik tuş gövdesini çift başlı metal ayak desteklemiş. Ve geri bildirim hissini güçlendirmiş. Şimdi bu klavyede 25 anti-ghosting tuş özelliği var ve bunu en çok kullanılan tuşlara atamaları hoş olmuş. Yalnız mekanik klavye gibi farklı hücrelerde de 10 hamle ve üzerine kadar çıkamıyor. Tek hücrede 7-8, farklı hücrelerde de 7-8 hamleyi görebildi. Tabi bir mekanik klavyenin sunduğu NK Rollover, yani sıralı olarak kaç tuşa bastığınız fark etmeksizin çoğu tuşu algılama olayına bu klavyede giriş seviyesinde açılış yapmışlar diyebilirim. Velhasılı genel kullanım ve oyunlarda kombinasyonlar yapacaksanız kalkıp da 10 parmağın hepsini aynı anda zaten kullanmayacaksınız. Bununla birlikte zaten geri bildirim potansiyelinden ve gölgeleme özelliğinden dolayı iş görebilmekte. Özellikle FPS türü oyunlarda WASD tuşları hoşuma gitti. Şu an boş arazide denemek istiyorum WASD'de. Aynı anda
5 tuşa birden basıyorum. Şimdi üstte 5 tuşa basıyorum. Altta da 5 tuşa basıyorum. Hamle var. Şimdi burada 5 tuşa basacağım. Altta 5 tuşa basacağım. Sağ sol yapamıyorum. Altta 5 tuşa bastım. Sağ sol yapabiliyorum. Ek olarak gecikme sürelerini ve hücre yapısı performansını bir mekanik klavye karşısında ekrana yansıtmak isterim. Böylelikle aklınızda bir fikir oluşacaktır. Winner'a dönecek olursak genel oyun deneyimi yerindeydi. Bazı kombinasyonları fonksiyon tuşlarına yüklemişler. Makro yazılımına gelmesini isterdim. Özellikle araba yarışı oyunlarında gölgede kalan bir hamleye rastlamadım. Kısaca yazımı ve tuş hissiyatı cidden yerinde. Bilakis 150 TL'ye kadar çıkabilen klasik membran tuş anlayışına sahip klavyelere göre haliyle tuş takımı çok daha iyi. Sonuç olarak erişim ve geri bildirim noktasında pek de aşağı kalır yanı olmayan bir yapısı var. Uygun fiyatlı bilek destek üniteli, uzun basış ömrüne sahip bir klavye arıyorsanız bakmanızda fayda var. Ha şimdi soracaksınız, peki kardeşim alternatif mekanik klavye yok mu? Tabii ki var. Lakin seçimlerinizde lütfen tuş yapısına, özelliklerine, sunduğu avantajlara iyi bakın. O yüzden son olarak artı ve eksileri de şöyle yerleştirelim ki tercih her zamanki gibi siz değerli dostlarımıza bırakalım. Ek olarak ürünün linki açıklamada, oradan sizler de kontrol edebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince ufak da olsa farkları göstermeye çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı unutmayın. Eğer paylaşmazsanız klavyenize klasik membran takarım ona göre.